Sevgili öğrenciler merhaba. Bu dersimizde tekrar çalışmalarımızın üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Burada da seçtiğim konu çözeltiler. Çözeltiler daha önceki çalışmalarımızda da işlediğimiz bir konuydu. Fakat orada işlemsel yeteneğimizi geliştirme yönünde çalışmalar yapmıştık. Burada da yorumlama yönündeki yeteneklerimizi geliştirmeye çalışacağız. Sorular bunlara göre seçildi. Başlayalım. Birinci ifade diyor ki, etil alkol sıvısı su içinde hidrojen bağı yaparak çözünür. Etil alkolün formülü bu şekildedir. Buradan gördüğüm kadarıyla bu hidrojen bağı yapıyor. Hidrojen bağı neydi? Hidrojenin FON, FON diye çifrelediğimiz elementleriyle oluşturduğu bileşiklerde görülen bir bağ türüydü. Su da hidrojen bağı yapan bir bileşik olduğuna göre su ile hidrojen etil alkol arasında hidrojen bağı oluşur. Bu da bunların birbirine çözünmesini sağlar. Bu yüzden birinci ifade doğru. Buna ek olarak şunu da belirtelim. Eğer hidrojen bağı varsa aralarında dipol-dipol etkileşimi de vardır. Çünkü alkolde su da polar moleküllerdir. Bu yüzden hidrojen düzeltiyorum. Dipol dipol etkileşimi de yaparlar kendi molekülleri arasında. Aynı zamanda çok düşük etkili olsa Landın kuvvetleri de yine vardır. İkinci ifademize apolar moleküller, apolar çözücülerde daha iyi çözünür diyor. Doğrudur. Biz bunu nasıl şifreliyorduk? Benzer maddeler, benzer yapılı madde içinde daha iyi çözünür. Buradaki benzerlikten kastımız polarlık, apolarlık anlamındadır. Evet, apolar moleküller de apolar çözücüler daha iyi çözünür diyoruz. Yoksa bir apolar molekülle sahip olan bir madde, bir polar madde içinde de çözünebilir çok düşük de olsa. Bu yüzden daha iyi çözün ifadesi kullanılmaktadır. Doğrudur. Polar moleküllere sahip olan maddeler su içinde iyi çözünür diyor. Su polar bir maddedir. Polar moleküllere sahiptir. Öyleyse polar moleküllere sahip olan maddelerde su içinde iyi çözünür diyebiliriz. Buna göre yanıtımız E seçeneği olur. Bir başka sorumuz da yanlış ifadeyi soruyor. Tüm tuzlar suda iyi çözünür. Bu soruyu özellikle seçtim çünkü biz genellikle yaptığımız çalışmalarda tuzlu su çözeltilerinden bahsediyoruz. Bu da sanki biz de bütün tuzlar suda çözünüyormuş ifadesi bırakıyor. Öyle bir kanı oluşuyor. Bu doğru değil tabii ki. Tuzların bir kısmı suda çözünür, bir kısmı çözünmez. Bu yüzden tüm tuzlar suda iyi çözünür ifadesi doğru bir ifade değildir. Eğer tuzlar suda çözünürse de iyonik yapılı oldukları için iyonlaşırlar. Tuzda şimdi iyon var. İyonlaşacak. Suda polar molekül olduğuna göre tuzla su arasında iyon dipol etkileşimi olması gerekir. Bu yüzden bu doğru bir ifade. Şekerli suda bulunan etkileşimden biri dipol dipol etkileşimidir. Burada da yine şöyle bir yanlış anlaşılma olabiliyor. Şekerli suda şekerle su molekülü arasında hidrojen bağı vardır. Tamam. Ya da dipol dipol etkileşimi de olur. Bize bunu sormuyor. Bize diyor ki şekerli suda bulunan etkileşimlerde. Şekerli suda şeker molekülleri de var, su molekülleri de var. Dolayısıyla bunun arasında iker iki molekülde polar molekülleri oldukları için dipol dipol etkileşimleri de var. Hidrojen bağları da var. Bu yüzden şekerli suda bulunan etkileşimlerden biri de dipol dipol etkileşimidir. Doğru bir ifadedir. Buna göre sadece birinci ifademiz yanlıştır. Yanıtımız A seçeneği oluyor bu yüzden. Devam edelim. Bu soru kolligatif özelliklerle ilgili. Aynı ortamda bulunan iki tane çözeltimiz var. Bununla ilgili bir şeyler soruyorlar. Bakalım. Kaynama noktaları eşittir diyor. Kaynama noktası bir çözelti açısından baktığımızda iyon derişimiyle doğru orantılıdır. Burada baktığımızda öyleyse her iki çözeltide eşit hacimlerde olduğuna göre
direkt mollerini kıyaslayarak derişimini kıyaslamış oluruz. Ama ne demiştik? İyon derişimine bakmak gerekiyor. Birincisine baktığımızda sodyum klorida 2 iyon var. Toplam 0,2 iyon olduğunu söyleyebiliriz. Diğerinde 4 iyon var. Toplamında da 0,4 iyon var. Az önce de söylediğim gibi hacimleri aynı olduğuna göre bunları derişim gibi de düşünebiliriz. Öyleyse iyon derişimleri farklı olduğuna göre kaynama noktalarının eşit olması mümkün değil. Peki kaynama noktasını sorsaydı karşılaştırma olarak ne diyecektik? İkinci çözeltideki iyon derişimi daha fazla olduğu için kaynama noktası daha fazladır. Sıvı katı çözeltilerde derişim arttıkça kaynama noktası artar. Kaynama noktası artarsa da ters orantı olarak buhar basıncı düşer. Bu yüzden ikinci çözeltinin kaynama noktası daha yüksektir ama buhar basıncı daha düşüktür. İkinci ifademiz doğru. Ve donma noktası ile ilgili bir ifademiz var. Donma noktasında da kaynama noktasına göre ters bir durum söz konusu. İyon derişimi arttıkça donma noktası düşer. Dolayısıyla birinci çözeltimizdeki iyon derişimi daha düşük olduğu için kaynama noktasının daha yüksek olması gerekir. Daha büyüktür diyor zaten. O zaman bu da doğrudur. Öyleyse yalnızca birinci ifademiz yanlıştır. Burada çocuklar özellikle donma noktasında dikkat edelim çünkü ters orantı var. İyon derişimi arttıkça kaynama noktası yükselir ama donma noktası düşer. Burada dikkatli olmakta fayda var. Bir başka sorumuz daha. Tuzlu su çözeltileri seyreltildiğinde ne tür değişim olur diye soruyor. Hatta düşmeyi soruyor bize. Tuzlu su çözeltileri seyreltildiğinde derişimler azalmış olur. Nasıl seyreltilir? Örneğin su eklenebilir. Saf su ekleyebiliriz. Yani ne anlama gelir? Derişimin azaldığı anlamına gelir. Öyleyse öz kütle de azalmış demektir. Çünkü içindeki çözülmüş tuz oranı azaldı. Sıvı katı çözeltilerde derişim arttıkça yoğunluk artar. Çünkü derişimin artması bu tür çözeltilerde içindeki çözülmüş katı oranının artması anlamına gelir. İletkenlik. Eğer, buraya dikkat edelim, tuzlu su çözeltisi ise elektriği yetiyor demektir. Ama şekerli su olsaydı elektriği yetmiyordu. Bu yüzden de seyreltilmesinin herhangi bir etkisi olmayacaktı iletkenlik anlamında. Tuzlu su çözeltisi elektriği yetir. Neden? Çünkü iyona sahipler. Öyleyse iyon derişimi ne kadar fazlaysa iletkenliğin o kadar büyük olması gerekir. O zaman burada seyrettiğimizde derişim azaldığına göre çocuklar, iyon derişimi de azalmış demektir. Öyleyse iletkenlik de azalmış demektir. Peki donma noktası? Az önce söyledik. İyon derişimi arttıkça donma noktası düşer. Burada iyon derişimi azaldığına göre donma noktasının artması gerekir. Öyleyse sadece birinci ve ikinci özelliklerde artma, düzeltiyorum, düşme olur. Yanıt B seçeneği. Bir başka sorumuz da. Burada bize 3 farklı maddenin grafiği verilmiş. Ne grafiği verilmiş? Kaynama noktası grafiği verilmiş. Bunlardan biri saf su, diğeri X ve Y. X ve Y çözeltinin ise eşit derişimde olduğu bize söylenmiş. Bu önemli. Örneğin birer moler olduğunu düşünelim. Sorumuz burada olasılıklardan bahsediyor. Birinci ifade diyor ki X ve Y doymamış çözeltilerdir. Eğer doymuş çözelti olsaydı kaynama noktası sabit gitmesi gerekirdi. Bunu unutmayalım. Eğer doymamış ise kaynama noktası madde kaynamaya başladıktan sonra artarak devam eder. Doyduktan sonra ise yine sabitleşir. Bu yüzden de birinci ifademiz doğru bir ifadedir. X şekerse diyor, Y potasyum bromür tuzu olabilir. Buna nasıl karar verebiliriz? Buna derişim kaynama noktalarından yola çıkarak karar verebiliriz. Baktığımızda X'in kaynama noktası 102, yani 2 derecelik bir fark oluşmuş. Y'nin ise 104, yani 4 derecelik bir fark oluşmuş Y'de. Öyleyse Y'deki tanecik derişimin daha fazla olması gerekir. Bu yüzden X şekerse, şeker iyonlaşmaz. Bir tanecik gibi düşünebilirim.
Y ise potasyum bromür olabilir. İçinde iki iyon vardır. Olabilir. Bu yüzden bu da doğrudur. Üçüncü ifade. X alüminyum klorür tuzu ise diyor. Burada 4 iyon var. Y sodyum klorür olabilir diyor. 2 iyon var. Hayır. Eğer böyle olsaydı Y'nin kaynak noktasının daha düşük olması gerekirdi. Üçüncü ifade yanlış olmuş. Buna göre yanıt C seçeneği. Devam ediyoruz. Bu sorumuza da ne diyor bakalım? X ve Y katılarıyla hazırlanan eşit değişimli sulu çözeltilerde X'in denge buhar basıncı daha küçükmüş. Peki. Bir ifade ne diyor bize? X ve Y moleküler katı olabilir. Bakın şimdi bu soru önemli bir soru çocuklar. Neden önemli? Bize diyor ki eşit değişimli. Örneğin birer molar olduğunu varsayalım. Kolay aklımıza tutabilmemiz için. Eğer ikisinin de derişimi eşitse dediği gibi ve ikisi de moleküler katıysa, yani iyonlaşmıyor, tek parçalar, bir tanecik gibi düşünecek olursa, derişimi de eşit olduğu için iyon derişimi, düzeltiyorum, tanecik derişimi de eşit olacak. O zaman da kaynama noktaları, donma noktaları ve hatta buhar basınçları da eşit olacak. Fakat burada eşit olmadığını bize söylemiş. Öyleyse böyle bir ihtimal yok. Diğerinde, şimdi bakalım, X'in denge buhar basıncı daha küçükmüş. İyon derişimi arttıkça, ya da tanecik değişimi diyebiliriz moleküler madde için, arttıkça buhar basıncı düşer. Öyleyse, X'in buhar basıncı daha düşük olduğuna göre, içindeki tanecik derişimin daha büyük olması gerekir. Bakalım, yani X eğer sodyum klorür tuzuysa, burada iki iyon var, iki tanecik var. Y şeker olabilir, bir tanecik var. Olabilir. X'de daha fazla iyon derişimi olduğu için buhar basıncının daha düşük olması gerekir. Bu doğru bir ifade. Üçüncüsü, Y'nin kaynama noktası daha yüksektir diyor. Bunu şöyle pratikte yapabiliriz. Denge buhar basıncı ile kaynama noktası ters orantılıdır. X'in denge buhar basıncı daha düşükse kaynama noktası daha yüksektir. Yani Y'nin kaynama noktasının daha küçük olması gerekir. O zaman yanlış olmuş. Buna göre baktığımızda birinci ve üçüncü ifadeler yanlıştır. Yani çocuklar, bunu bir kez daha özetlemek isterim. Burada en önemli olan ifade çözeltilerin eşit derişimli olmalarıdır. Eğer bununla ilgili bana bilgi vermezse buradaki hiçbir ifadeyi yorumlayamam. Buna dikkat edin. Devam edelim. Evet, şimdi diyor ki çözülmesi egzotermik gerçekleşen bir madde ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur? Bir tuzdur diyor. Şimdi baktığımızda katı ve sıvıların büyük kısmının çözülmesi sıcaklıkla doğru orantılı değişir. Yani pek çok katının ve sıvının çözülmesi endotermik gerçekleşir. Ama egzotermik gerçekleşenler de var. Bu yüzden bunun tuz olup olmadığını bilmiyorum. Öte yandan baktığımızda gazların ise bütün gazların çözülmesi egzotermik gerçekleşir. Sıcaklıkla ters orantılı. Bu yüzden bu gaz da olabilir. Burada kesinlik yok. Eğer bu maddemiz gazsa çözünürlüğü basınçla değişiyordur. Çünkü sadece basınç sadece gazların çözünürlüğüne etki eder. Bilmiyorum yine, gaz olmadan kesin karar veremedim. Çözünmesi sırasında kap ısınıyordur diyor. İşte bu doğru. Neden? Eğer egzotermik çözünüyorsa bu çözünme sırasında ısı açığa çıkıyor demektir. Isı açığa çıkıyorsa da o zaman bulunduğu kap ısınacak demektir. Çünkü bu kabın içine ısı çıkacaktır. Dolayısıyla 3 kesinlikle burada doğrudur. Buna göre de yanıt C seçenidir. Özellikle çok da katı maddeler için dikkatli olalım. Çünkü sorularda da baktığımızda genelde katıların çözülmesi endotermik olarak veriliyor. Genellikle yani buna dair de sorular soruluyor. Bu da yine bizim algımızda bir yanılgı oluşturmasın. Dikkatli olalım. Bakalım yeni sorumuza. Burada X ve Y maddelerin sıcaklığa bağlı olarak
çözünürlük değerinin değişimi bize sorulmuş. Bir bakalım. X gaz olabilir diyor. X'in çözünürlüğü sıcaklıkla baktığımızda artıyor. Bütün gazların çözünürlüğü sıcaklıkla ters orantılı değişir. Örneğin Y gibi. Bu yüzden X'in gaz olma ihtimali bulunmamakta. Y'nin doymuş çözeltisi ısıtılırsa bir miktar Y çözeltiden ayrılır diyor. Burası tavsiyem şudur. Bu eğri çözünürlük eğrisidir. Yani çözünürlükte maddenin doymuş durumuna göre belirlenen bir değerdir. Dolayısıyla bu tip soruyu şöyle çözebiliriz. Y eğrisi üzerinde herhangi bir nokta alalım. Mesela şurada bir nokta alalım. Ve ne diyor? Bu çözeltiyi ısıtırsam diyor. Isıtalım. Eğer yaptığımız bu değişim sonucunda eğrinin üst bölgesine ulaşmışsa çökme söz konusudur. Çünkü çözünürlüğü aşmışım. Eğer çözünürlüğün yani doygunluğun altına denk gelirse o zaman doymamış çözelti olur. Örneğin Y için Y'nin doymuş çözeltisini eğer soğutursam bakın bu bölgeye denk geliyor. Eğrinin altına denk geldiği için doymamış demektir. Yani şunu demek istiyorum. Bu şekilde baktığımızda şu bölge çocuklar doymamışlık bölgesidir. Eğer buraya ulaşıyorsam da çökme olacak demektir. Eğrinin üst kısmına eğer ulaşıyorsam çökme olur. Alt kısmına ulaşıyorsam doymamışlığa ulaşıyorum demektir. Bu şekilde çözebilirsiniz. O zaman baktığımızda çökme mi olacaktı? Evet. Bir miktar Y çözeltiden ayrılır diyor. Evet. Çöktü çünkü artık çözeltiye ait değil. Kabın içinde olabilir ama sonuçta çözeltiye ait değil. Çözeltiden ayrıldı. 3'e baktığımızda X'in doymamış çözeltisi. X eğrimiz burası. O zaman eğrinin alt bölümüne bakarsak buraya örneğin doymamış bir çözelti olmuş olur X için. Soğutursa diyor. Soğutalım bakalım. Evet yeterince soğutursam doymuş hale ulaşıyor. O zaman 2, 3 doğru. Yanıt D seçeneği. Bu sorumuzda ise ilk tuzlu suda çözülürken kap soğumaktadır diyor. Bir önceki aslında sorunun tamamlayıcısı niteliğinde. Eğer X tuzlu suda çözülürken kap soğuyorsa demek ki bu madde çözülmesi sırasında ısı almakta. Kabı soğutuyor. Soğuttuğuna göre. Demek ki endotermik çözünüyor. Peki bakalım şimdi. Düşük sıcaklıklardaki çözücülere daha iyi çözünür diyor. Sıcaklıkla doğru orantılı değiştiğine göre demek ki bu sıcaklığı seviyor. Isıyı seviyor. O zaman düşük sıcaklıklarda daha az çözülmesi gerekir. Bu ifade yanlış. Katısıyla dengede olan çözelti ısıtılırsa diyor, çözeltinin değişimi artar. Şimdi ısıyı seviyordu ya bu maddemiz. Eğer ben bunu ısıtırsam, dibinde de katısı olduğuna göre bu katının bir kısmı çözünecek. Çözünürse de çözeltinin değişimi artmış olacak. Doğru bir ifade. Doymuş çözeltisi ısıtılırsa doymamış çözelti oluşur. Sıcaklıkla doğru orantıda değiştiği için çözünürlüğü sıcaklığını artırdığımda daha fazla madde çözebilecek kapasiteye ulaşacak. Bu yüzden doymamış çözelti oluşacak. Veya demin anlattığım şekilde eğer çözmek istersen endotermik çözelti maddeydi. Doymuş çözeltisini ısıtırsam bakın erin altına geldiğim o zaman doymamış bir çözelti oluşacak. Bu da doğru bir ifade. O zaman sadece birinci ifademiz yanlıştır. Bu soruda buna dikkat etmemiz gerekir. Ve gelelim son sorumuza çocuklar. Hangeri diyor gazların çözünürlüğünün basınçla değişimine örnek verebilir. Basınçla. Buna dikkat edin. Şimdi dalgıçların vurgun yemesi olayı. Dalgıçların vurgun yeme olayı şu şekilde gerçekleşir. Deniz derinliklerine daldığınızda üzerinizdeki basınç ciddi anlamda artar. Bu basınca bağlı olarak da kanımızdaki çözülmüş azot gazı miktarı da artar. Eğer ani bir şekilde
yukarı doğru çıkmak istersek, yüzeye doğru çıkmak istersek üstümüzdeki basınç hızlı bir şekilde azalır ve kanda çözülmüş olan azot gazı da gazın da çözünürlüğü azaldığı için kanı terk etmek ister ve kabarcıklar halinde açığa çıkar. Bu da o kişide vurgun yeme olayına neden olmuş olur. Dolayısıyla basınçla ilgili bir olaydır. Gazozlar üretirken yüksek basınçlı gaz kullanılması. Evet, gazların çözülmesi çok da kolay değildir aslında. Pek çok gazın bir sıvıda çözülmesi çok da kolay bir iş değildir. Özellikle de karbondioksit gazının suda çözülmesi için yüksek basınca ihtiyacım var. Yani yaklaşık bir 5-6 atmosferlik bir basınç olması gerekir ki aşağı yukarı bir su içinde karbondioksit gazını çözebileyim. Dolayısıyla bu da yine gazların çözünürlüğünün basınçla değişimine bir örnektir. Soğuk suda sıcak suya göre daha çok çözülmüş oksijen gazı bulunması. Dikkat ederseniz burada basınçla hiçbir ifade yok. Hatta bize burada belli de ediyor. Diyor ki soğuk suda sıcak suya göre. Bu çözünürlüğün sıcaklıkla değişimiyle ilgili olan bir örnek. Biz basınçla ilgili olanı arıyorduk. 1 ve 2'dir. Evet, bu sorumuzda çocuklar, bu çalışmamızı sonlandırmış oluyoruz. Bunun devamı olarak da çözeltilerle ilgili hem TYT hem de AYT kapsam olarak baktığımızda soru çözmeniz bu konuyu daha da iyi pekiştirmenize ve hatırlamanıza katkıda bulunacaktır. Size de iyi dersler, sağlıklı günler diliyorum.